Evet, organik kahvaltımızı ettik. Şimdi ailecek hep beraber güzel bir pazar günü geçireceğiz. Yavrularım, siz lütfen odanıza çıkıp ödevlerinizi yapınız. Ben daha sonra gelip ödevlerinizi kontrol edeceğim. Babacığım, annemin nesi var? Ne bileyim ben, sen anlıyor musun? Anlamıyorum, ben anlıyorum, anlamıyorum. Kesin abuk subuk bir şey isteyecektir, onun altyapısını yapıyor ama birazdan çıkar kokusu ortaya. Hadi yukarı çıkın, hadi hadi. Ay. Arkadaş, ne yedik, ne yedik ya? Vallahi diyorum ya. O soya fasulyesinin koftesi var ya, 7 tane yedim. Galiba karbonat vardı içinde, şişkinlik yaptı. Akşama kadar İzmir marşı çalar burası. Neden söyleniyorsun Erman? Şu an seni anlamaya çalışıyorum gerçekten. Çünkü sen pizza yaptığım süre boyunca... Abiyeciğim, yeter artık, rahatsız oluyorum. Ne olur biraz sebze yemekleri yap, sağlıklı beslenelim derdin. Bu şekilde taleplerin olurdu benden. Ben de bunları yerine getirmeye çalışıyorum. Şu an neden söylendiğini anlayamıyorum ama seni anlamak istiyorum. Kızım, ben normal insan yemeğinden bahsediyorum. Yani okuz kumanyasından değil. Anladın mı? Anladım Erman, okuz değil yalnız öküz. Lütfen çok dikkat edelim. Erman, ne yaptığını zannediyorsun sen? Erman, lütfen. Verir misin? Hayatım, televizyonda kovboy filmi bakıyorum. Yani ne yapabilirim? Yani öyle bir davranıyorsun ki ne yapayım? Söyle, sen ne yap? Ben ne yapayım? Söyle, ne yapayım? Erman, çok rica ediyorum senden. Bak, bu kumandayı aldığın yere koyuyorum. Lütfen buna elimizi sürmeyelim. En azından bugün sürmeyelim. Neden biliyor musun? Çünkü en azından bir tatil günümüzü televizyona bakarak harcamayalım. Çok rica ediyorum. Ne yapacağız peki yani? Ne yapmamızı istiyorsun? Birbirimizin suratına mı bakacağız? Aa, olur mu Erman? Bu sorduğun soruyu hiç duymamış olayım. Bak, duymadım. Sen bu soruyu sormadın. Ben de duymadım. Tohumlarımız yukarıda ödevlerini yerine getirirlerken... biz ebeveynler burada medeni insanlar gibi kitap okuyacağız. Bir sakıncası var mı? Bence yok. Ya. Deme, çok çirkin Erman, lütfen. Böyle şeyler kullanmayalım. İlişkimizde böyle şeylere izin vermeyelim, oldu mu? Erman, ben sabah ne yaptım biliyor musun? Ne yaptım? Erkenden kalktım. Çarşıdaki eski kitapçı Nevzat'a gittim. Ve okumamız için bize harika kitaplar aldım. Klasikler de var. Yerliler de. Yabancılar da. Bunların hepsi bitecek. Bugün bunların hepsini su gibi içeceğiz Erman. Anlıyorum, tamam. Beni anladığın için sana çok teşekkür ederim. Benim cep telefonumu nereye koydun? Erman, lütfen pazar günleri cep telefonuyla konuşmayalım. Tamam, peki. Radyasyondan biraz uzak duralım, sağlıklı ya. Yaşayalım. Bundan okuyorum. Karım. Erman'cığım, okumak için lütfen sıfırdan sonraki birinci sayfadan başlayabilir misin? Çok teşekkür ederim. Beni kırmadığın için, bana saygı gösterdiğin için çok teşekkür ederim. Anlıyorum, anlıyorum. Bak, benim başladığım kitaba boşuna anlatmamışlar. Kitabın adı bu. Hadi bakalım. Her şey için hadi sonsuz kolay. Teşekkürler. Bismillah. İlk ben başlıyorum. Tarımla başlıyorum. İstiyorsan okuyabilirim. Mahsulde ve tarımda kininin zararları diyor burada. Kini mahsule girdiği zaman büyük bir felaketle sonuçlanıyormuş. Bak, önemli. Güzel, aferin, sağ ol. Yani beni gerçekten büyük bir şeye getirttin. Yani sağ ol. Roman yok mu, çizgi roman? Erman'cığım, çizgi roman da var. Fakat sen dışından okuduğun sürece benim okuduğum şeyi anlamam olası mı? Bence olası değil. Haydi gel, pazar günkü dinlencemize kitaplarımızı içimizden okuyarak devam edelim. Ne dersin? Kızım, ben buradayım. Nereye geldiğim ben anlamıyorum seni. Sen... ne acayip acayip konuşmaya başladın abiye ya. Şu an şaka kaldıracak durumda değilim çünkü kendimi kültüre adamak istiyorum birazdan. Çok teşekkür ederim. Beni anlayışla karşıladığın için çok teşekkür ederim. Haydi başlayalım. Ben de seni anlıyorum ve bu bilişimi çok 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 seviyorum. İzninle yanak uzatır mısın? Teşekkür ederim. Sana doğru yönlendiriyorum kendimi. Çok teşekkür ederim. Ön söz. Bak, dışımdan okuduğum zaman yanlış oluyor. Başlıyoruz.